70 milyar tonluk tozlaşmış kaya parçalarından oluşan bir kül bulutu dünyayı bir battaniye gibi sarıyor. Kül bulutunun taneleri dünyaya düşerken hava direnci ısınmalarına neden oluyor. Milyarlarca tonluk tozun toplam sıcaklığı dünya yüzeyini adeta bir fırına çeviriyor. Dünya genelinde alev fırtınaları oluşuyor. Kuzey Amerika'da hava sıcaklığı katı alüminyumu eritecek kadar yükseliyor. Gezegenin diğer tarafında bulunan Mongolia'da ise sıcaklık suyun kaynama derecesi olan 100 santigrata ulaşmış durumda. Hava o kadar ısındı ki bu sıcaklığa maruz kalan hayvanlar hayatta kalamadı. Dünyanın her yerinde hayvanlar yanarak ölüyorlar. Yıkımın son evresi aylarca sürdü. Atmosferdeki kalın toz kütlesi yeryüzüne ışığın ve ısının girmesini engelledi. Bu da sıcaklığın dibe vurmasını sağladı. Eğer dinozorlar yanarak ölmedilerse donarak öldüler. Veya yiyecekleri bir anda ortadan kayboldu. Aslında nesillerinin tükenmesinin asıl nedeni bu. Işık olmadan bitkiler öldü. Yiyecek bitkiler olmadığı için hayvanlar öldü. Ardından gelen günlerde ve aylarda büyüyen tek canlı, çürüyen kalıntılarla yaşayan mantarlar oldu. Atmosferdeki tozun güneşi aylarca engellediği tahmin ediliyor. Karanlığa ve yiyecek kıtlığına rağmen bazı canlılar hayatta kalmayı başardı. Memeli popülasyonunun %30'u hayatta kalmayı başardı çünkü yer altında yaşıyorlardı. Yer altında yaşadıkları için yiyecek kaynakları da yerin altındaydı. Bu sebeple uzun süre ayakta kalabildiler. Dinozorlar için bir acil durum planı yoktu ancak memeli canlıların %30'u için vardı. Hayatta kalmayı başaran memeliler bugün dünya üzerinde gördüğümüz pek çok canlıya evlediler. İnsanlar da dahil. 66 milyon yıllık erozyondan sonra bile krater hala Meksika körfezinde bulunuyor. Ve çarpmanın tek kanıtı bu değil. Göktaşı tozu zeminde dünyanın her yerinde görülebilen bir tabaka oluşturdu. 2014 yılında bir Discovery programı Dr. Dan Durda'yı bu katmanı Colorado'nun çöllerinde incelerken kaydetti. Buradaki kille ilgili çok ilginç bir durum var. Eğer bu katmanda iridyum gibi nadir metallerin yoğunluğunu incelerseniz, dünya kabuğu üzerindeki diğer kayalardan yaklaşık 100 kat daha fazla iridyum olduğunu göreceksiniz. Aslında dünya kabuğundaki iridyumun neredeyse tamamı bu katmanda bulunuyor. Bilim insanları bir küresel yıkım oluşturabilecek binlerce diğer gezegen katili göktaşının şu an dünyanın yörüngesinin yakınlarından geçtiğini tahmin ediyor. Sanırım eğer 20 yıl içinde dünyaya çarpacak bir göktaşının varlığını bilseydik, dürüst olmak gerekirse çok da bir şey yapamazdık. 1990 yılından beri Amerikan Uzay Savunma Programı bu gezegen katillerini gözetliyor. Bir dağ büyüklüğündeler. Hatta o kadar büyükler ki teleskoplar onları algılamakta hiç zorlanmıyor. Büyük olanların çoğunu biliyoruz. Yörüngeler hakkında bilgimiz var. Yakın zamanda hiçbirinin bize doğru gelmeyeceğinden eminiz. En büyük göktaşları hesaba katılmış olsa da asteroid günü bilim insanlarını hala endişelendiriyor. Aslında büyük yıkımlara sebep olacak pek çok küçük göktaşı da var. Bilgi eksikliğimizde futbol sahası büyüklüğünde olan ve 100 metre uzunluğundaki göktaşları hakkındakiler. 4200 ila 13 bin milyon ton arası bir ağırlığa ve saatte yaklaşık 70 bin kilometre çarpma hızına sahip bir göktaşı dünyaya çarparsa Fransa gibi bir ülkeyi yerle bir edebilir. Bu cisimlerden bildiklerimizin sayısının yaklaşık %10 civarında olduğunu görmek biraz korkutucu. Bu sebeple bir göktaşının dünyaya doğru gelip gelmediğini kesin olarak bilemiyoruz. Bu göktaşlarından birinin önümüzdeki 50 yıl içinde dünyaya çarpma olasılığı 50'de 1.
Şimdiye kadar insanların şansı yaver gitti ancak asteroid gününün bilim insanları ve astronotları işlerini şansa bırakmak istemiyor. Artık tarihimizde ilk defa bir göktaşını tespit edip bunun hakkında bir şeyler yapabileceğimiz teknolojik seviyeye eriştik. Öngörebilir ve kendimizi buna karşı koruyabiliriz. Bu bir tsunami veya deprem için asla yapamayacağımız bir şey. Bilim insanları işler çok geç olmadan yeterli bir küresel savunma sistemi kurulması gerektiğine inanıyor. Bir katil göktaşı şu an bize doğru geliyor olabilir. Hatta bir tane bulmuş olabilirler bile. Ve ironik bir şekilde tahmin edilen çarpma tarihi de 13. Cuma. İnsan asteroide karşı. Günümüz insanı... İnsan asteroide karşı. 30 Haziran 2015 tarihinde rock yıldızı ve astrofizikçi Brian May ve film yapımcısı Greg Richters belki bir gün dünyayı kurtarabilecek bir küresel farkındalık hareketi olan asteroid gününün ilkini gerçekleştirdiler. Asteroid günü. Başardık. Hoş geldiniz. Asteroid günü dünyanın her yerinde toplam 163 etkinlik düzenledi ve Discovery ile işbirliği yaptılar. Bilim müzeleriyle işbirliği yaptık ve konferanslar düzenledik. Bulunduğumuz bölgedeki bilim uzmanlarıyla işbirliği yaptık. Bir anda astronotlar da bize katıldı ve bu harikaydı. Hepsi bu projeye gönülden bağlıydı. Asteroid gününe katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sonuçlar harikaydı. Büyük bir farkındalık yaratmayı başardık. Bu gerçekten harikaydı. Asteroid gününün yarattığı farkındalığın sonuçları da büyük oldu. Uzay ajansları ortak olmak için sıraya girdiler. Ve mesaj Birleşmiş Milletler'e bile ulaştı. Romanyalı astronot Dorin Prunariu, 2016 yılının Şubat ayında asteroid gününü Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şubat 2016'da Birleşmiş Milletler'e bir önerge sundum. 192 üyenin tamamından asteroid gününü tanımalarını ve gerekli şekilde duyurmalarını istedim. Dünyanın göktaşı savunma sistemini kurmanın ilk adımı en tehlikeli göktaşlarını keşfetmek ve onları izlemek. Göktaşlarını keşfetmek. Bu kritik bir adım. Henüz keşfetmediğimiz bir şeyi savuşturamazsınız. Bulmamız gereken yaklaşık 10 milyon göktaşı var. Bulduklarımızın toplamı ise %1'den daha az ediyor. Bunlar dünyaya çarparsa insanları öldürebilecek olan göktaşlarıdır. ...2004 yılında keşfedilen en tehlikeli göktaşlarından biri görüş alanımıza girdi. Hawaii Üniversitesi'nden 3 gökbilimci... ...Roy A. Tucker, David J. Tolan ve Fabrizio Binardi... ...Tucson, Arizona'nın dışında bulunan Kitt Peak'in 4 metrelik teleskobu ile göktaşı avındaydılar. Gökyüzünün fotoğraflarını çektiler ve görüntülerdeki beyaz çizgileri incelediler. Bu hızlı hareket eden bir göktaşının işaretiydi. 3 adet görüntü topluyoruz ve 3 karelik bir film yapıyoruz. Eğer fotoğraflar arası geçiş yaparken tüm yıldızlar aşağı yukarı aynı yerde duruyorlarsa tamam. Ama hareket eden bir şey görürseniz, pıt 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 pıt, pıt hareket eden bir şey varsa işte dersiniz. Burada bir göktaşı var. Ama eğer çizgi çizgi giden bir şey görürseniz bu daha da heyecanlı çünkü çok hızlı hareket ettiği anlamına geliyor. Hareket eden bir cisim bulduk. Ve birkaç kez önce gördüğümüz cisimle aynı olabileceğini düşündük. Ve Dave'e işte adamımız bu dedim. Aradığımız şey bu. Ve pozisyonu ölçtükten sonra Dave bir takım yörüngesel hesaplamalar yaptı. Ve bunun aynı cisim olmayacağını fark etti. O esnada Tucker ve Tolan'ın göktaşının gittiği yer hakkında bir fikri yoktu. Bir göksel objenin yörüngesini hesaplayabilmeniz için en az iki gözlem yapmanız gerekiyor. Bu oldukça önemli çünkü bir cismi birkaç kere gözlemlediğiniz zaman gidişatı inceleyebiliyorsunuz ve böylece değişiklikleri daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ayrıca dünyaya çarpma olasılığını da görmüş oluyorsunuz. Tucker ve Tolan bulgularını Massachusetts'te, Cambridge'de bulunan küçük gezegen merkezine iletti. Göktaşları hakkındaki tüm veriler bu merkezde toplanıyor. Küçük gezegen merkezi göktaşlarının konumlarını yayınlayarak amatör olanlar da dahil olmak üzere bütün gökbilimcileri araştırmalara katkıda bulunmaya teşvik ediyor.
Küçük gezegen merkezi tüm bilgiyi topluyor ve internet sitelerine ekliyor. Böylece dünyanın her yerinden insanlar, amatörler de dahil, siteye girerek gözlemek istedikleri cismin konumunu görebilirler. Ve konumunu öğrendikleri cismi gözlemlemeyi deneyebilirler. Tolun ve Tucker'ın bulduğu göktaşı üzerine yapılan diğer incelemelerin sonuçlarının küçük gezegen merkezine ulaşması neredeyse 6 ay sürdü. Bu göktaşının Nisan 2029'da dünyaya çarpacağını da işte bu zaman fark ettiler. Ve ironik bir şekilde çarpmanın tarihi 13. Cuma'ydı. Tucker göktaşına Mısır'ın yıkım tanrısı olan Apophis'in ismini verdi. Apophis'in çapı yaklaşık 325 metre. Yani eğer dünyaya çarparsa ortaya çıkan patlama 750 megaton büyüklüğünde olur. Bu da bir Avrupa ülkesini veya Amerika'da bir eyaleti yok edebilir. Gökbilimciler de tehlikenin farkındalar. Dünya genelinde 50 ayrı teleskop Apophis'e odaklanmış durumda. Gözlemler devam ettikçe ve yörünge incelendikçe durum kötüleşiyordu. Aralık ayının sonunda bir çarpma ihtimali yükselerek tam %2.4'e ulaşmıştı. O esnada vay canına bu çok şaşırtıcı falan diyordum. Yani hep yek gelmesi gibi bir şeydi ve gerçekten endişelenmeye başlıyordum. Bilim insanları ne yapmaları gerektiğinden emin değildi. Bu olduğu zaman kendimize pekala şimdi kim arıyoruz diye sormaya başladık. Çünkü masanızda oturuyorsunuz, bir cisim keşfetmişsiniz, büyük bir çarpma ihtimali var. Kimi arayacaksınız? Fransa'nın başkanını mı? Yoksa Amerika'daki George Bush'u mu? Arayabileceğimiz kimse yoktu. Yani politik olarak veya karar verecek bir grup olarak. Büyük bir şeyi bilen ancak anlatacak kimsesi olmayan bilim insanlarıydık. Dünyadaki optik teleskoplar Apophis'in yörüngesini saptayıp çarpıp çarpmayacağını kesinleştirmekte zorlandılar. Ancak yardım hiç beklenmedik bir kaynaktan geldi. 2005 Ocak ayının sonunda şans eseri Apophis gökyüzünün doğru yerindeydi ve dünyanın en büyük radyo teleskopu olan Arecibo göktaşının yönünü işaret ediyordu. Puerto Rico'da çanağı andıran bir vadiye kurulan Arecibo'nun 305 metrelik devasa çanağı üzerinden geçen cisimleri göstermekle sınırlı. Şans eseri yılbaşından bir ay sonra uzayın içinde 30 milyon kilometre uzakta bulunan Apophis, Arecibo'nun 20 derecelik açısına girdi. Artık Arecibo bir radar olarak kullanılabiliyor. Göktaşlarına bir sinyal gönderip, sinyali tekrar yakalama özelliğine sahip ve bu göktaşına bakıp, arkasındaki yıldızlardan nerede olduğunu anlamaya çalışmaktan çok daha etkili bir yöntem. Arecibo kullanıldığında ise, Apophis'in dünyaya bazı haberleşme uydularından bile daha yakın olabileceği fark edildi. Ancak bir çarpma olmayacak ve göktaşı işi de biraz futbol gibidir. Kaleye girmiyorsa gol olmaz. Ancak Apophis uzun bir süre etrafta olacak ve bu düşük de olsa bir çarpma ihtimali var demek. Günümüzde Apophis'in çarpma olasılığının bulunduğu en yüksek yıl 2086'dır. Önümüzdeki 70 yıl Apophis bizim için bir tehdit oluşturmasa da bu başka bir devasa uzay kayasının üzerimize doğru gelmediğini garantilemiyor. Apophis boyutlarında bir obje kesinlikle çarpacak. Ancak henüz tarihini bilmiyoruz. Bu yüzden onları hala elimizden bir şeyler gelebilecekken bulmamız çok önemli. Bu önümüzdeki yıl veya 10 yıl içinde olabilir. Oldukça düşük bir ihtimal ama yine de olabilir. Asteroid günü için yapılacakların başında gezegenimizin göktaşı savunmasını arttırmak geliyor. Asteroid günü bilim insanları radikal yeni bir tip uzay teleskobu yapılmasını önerdiler. Asteroid gününün dünyaya yakın objeler konusunda farkındalık yaratabilmek için sizlere ihtiyacı var. Asteroid gününe katılarak biz gezegenimizin göktaşlarına karşı korumalı olmasında ilk adımları atarken siz de sesimizi duyurmamıza yardım edebilirsiniz. İnsan asteroide karşı. Göktaşı tehdidi hakkında toplumda farkındalık yaratmak için ortaya çıkan basit bir fikir yalnızca 18 ayda dünya çapında bir etkinliğe dönüştü. Asteroid günü 2016 için oldukça umutluyuz ve dünya üzerinde tüm ülkelerinde bize katılmasını umuyoruz. Güney Afrika'dan selamlar. Hollanda'ya hoş geldiniz.
Merhaba, ismim Luca Parminato ve ben bir İtalyan astronotum. Her ülkeyi ilgilendiriyor. Asteroid gününün amacı dünyayı ortak bir tehdide karşı birleştirmek. İlk defa dünya üzerindeki canlılar evrendeki kaderlerini kendi ellerine alabilirler. Bu bir panik mesajı değil. Bu motive edici bir mesaj. İnsanlar birlikte çalıştığı zaman ortaya harika şeyler çıkıyor. Bu nasıl önleyebileceğimizi bildiğimiz bir felaket. Asteroid günü her yıl 30 Haziran'da kutlanıyor. Bu kaydedilen en büyük göktaşı çarpmasının yıl dönümü. 1908 yılının 30 Haziran'ında dünyayı salladı. Richter ölçeğine göre 5 şiddetinde bir depremdi bu. Bu olay Sibirya'nın ücra bir noktasında bulunan Tunguska Nehri'nin yakınlarında gerçekleşti. Tunguska göktaşı 30 Haziran 1908 yılında saat sabah 7'yi 10 geçe çarptı. Patlama dünyanın her yerinden hissedilmiş olsa da ilk başta sebebi belirsizdi. Tunguska çarpışması meydana gelişinden uzun yıllar sonra iyice incelenmeye başlandı. Rus devrimi bilim insanlarının çarpma noktasını incelemelerine engel oldu. Rus maden bilimci Leonard Kulik bölgeyi neredeyse 20 yıl sonra incelemeye başlayabildi. Gördüğü şey ise bir harikaydı. Tunguska olayı 2150 kilometrekarelik bir ormanlık alanı yok etmişti. Evenki isimli yerel bir kabile patlamaya kilometrelerce uzaklıktaki evlerinden tanıklık ettiler. Önce insanlar gökyüzünde parlayan bir ışık gördüler. Tıpkı ikinci bir güneş gibi. Bu ışık kimini kör etti ve göktaşının oluşturduğu aşırı sıcak derileri yanıyormuş gibi hissettirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra şok dalgası geldi. İnsanları savurdu ve güçsüz evleri yok etti. Patlamanın 5 megaton olduğu tahmin ediliyor. Bu Hiroşima'ya atılan bombadan 300 kat daha güçlü. Ancak çarpma çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Eğer biraz daha erken veya biraz daha geç olsaydı bir şehre çarpabilirdi. Yoğun nüfusu bir bölgenin yakınlarında patlayan bir göktaşının sonuçları korkunç olurdu. Sayılar çok fazla olurdu. Kesinlikle çok fazla. Tunguska'daki yıkım alanı devasaydı. Şayet o bölgeyi kaldırıp Londra'nın merkezine koysaydınız, patlama dalgası M25 yoluna kadar ulaşırdı. Bilim insanları ilk başta Tunguska'daki yıkımdan yaklaşık 100 metre genişliğinde büyük bir kayanın sorumlu olduğunu düşünüyorlardı. Ancak 2008 yılında günümüzün usta göktaşı darbe uzmanı Amerikalı fizikçi Mark Boslow olanları bir de kendi incelemek için Tunguska'ya gitti. 30 Haziran 2008 yılında oradaydım. Olaydan tam 100 yıl sonra. 1908 yılında devrilen bütün ağaçların yerlerine yenileri dikilmişti. Ve bütün orman aynı boyda ağaçlarla dolmuştu. Moslo, patlamadan zarar görmüş eski ağaçlardan örnekler topladı ve Rus bilim insanlarının ayak izlerinden giderek çarpmanın matematiksel modelini yeniledi. Böyle bir şeye verebileceğimiz en bilindik örnek bir nükleer patlamadır. Bu modelle Moslo, göktaşının boyutu hakkında bir fikir edinebildi. Bulduğu şey şaşırtıcıydı. Tunguska'yı yerle bir eden kaya, nadir ve dev bir şey değildi. Yalnızca 40 metre genişliğinde bir göktaşıydı ve 2013 yılında Çelyabinsk'e çarpan göktaşından sadece 2 kat daha büyüktü. Bu boyutlarda bir göktaşının önümüzdeki 50 yıl içinde dünyaya çarpma olasılığı yalnızca 10'da 1. Gökbilimciler şu an yaklaşık 11 bin göktaşının konumlarını biliyorlar. Ancak yüz binlerce daha fazlası fark edilmeden dünyanın yakınından geçiyor. Herhangi biri şu an bize doğru geliyor olabilir. Bize çarpma ihtimali olan tüm göktaşlarını bulmak için yaklaşık 100 kat daha dikkatli olmamız gerektiği sonucuna vardık. Ve bu önemli bir durum. Bu gökyüzüne bakıp durumumuzu değerlendirmemiz açısından alınması gereken önemli bir göktaşı durum. Göktaşı keşif oranını kayda değer bir şekilde arttırmanın tek yolu bir kızılötesi uzay teleskobu geliştirmektir. ISS'te uçan emekli astronot Ed Lowe ve Apollo 9'da görev yapmış Tasty Schweitkart uzay tabanlı göktaşlarının tespiti için uğraşıyorlar. Birlikte B612'yi kurdular.
Dünyadan tehlikeli göktaşlarını bulmaya çalışmak oldukça zor. Çok küçük ve karanlıklar. Ayrıca yer teleskopları onları güneşin kör edici parlaklığından ayıramıyor. Tamamen kör bir noktamız var. O da dünyanın güneş alan tarafı. Chelyabinsk göktaşını bu yüzden göremedik. Çünkü güneşin olduğu taraftan geliyordu. B612'nin çözümü ise dünya ve güneş arasına bir teleskop yerleştirip teleskobun güneşi arkasına alarak inceleme yapması. Bir uzay teleskobu ile çok daha fazla yönü görebilirsiniz. Uğraşmanız gereken bir aydınlık gökyüzü olmaz. Göktaşları karanlık olsalar da güneş ısısını emiyorlar ve kızılötesi olarak parlıyorlar. Süper hassas kızılötesi alıcıları olan bir teleskop da bu parıltıyı yakalayabiliyor. Bir kızılötesi teleskopla göktaşları görünen ışığa kıyasla çok daha parlaklar. Ve uzaydan termal kızılötesini görebiliyorsunuz. Schweikart ve Liu için en büyük zorluksa teleskobu uzaya yollamak adına devletleri ve bağışçıları yarım milyar dolar bağış yapmaya ikna etmek. Bir ya da birden çok kızılötesi uzay teleskobuna ihtiyacımız var. Ve bugün birkaç tanesinin yapımı teklif edilmiş olsa da hiçbiri finanse edilmedi. Schweikart ve Liu mesajlarını tüm dünyaya yaymak adına asteroid günüyle bir araya geldi. Asteroid gününün önemi böyle bir teleskobu yapabilecek insanlara, halkın bunun yapılmasını istediğini gösterebilmek. Kızılötesi uzay teleskoplarıyla göktaşlarını çarpmadan yıllarca önce saptayabileceğiz. Ve dünyanın uzay ajansları bu göktaşlarını durdurmaya çalışacaklar. Peki ya başaramazlarsa? Bize çarpması kaçınılmaz olan bir cisim görebiliriz. Böyle bir durumda gerçekten kafamızı çalıştırmamız gerekiyor. Asteroid günü üyeleri eğer doğru önlemler alınırsa bir çarpmanın dünyanın sonu olmayacağına inanıyorlar. Eğer dünyaya çarpacak bir göktaşı bulunursa ve diyelim ki bunu çarpmasından 20 yıl önce bulsak, bu çok da bir uyarı olmaz. O saatten sonra hazırlık yapmak gerekir. 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan devasa göktaşından kurtulan memeliler gibi insanlar da yerin altına inebilirler. Amerika'nın ve diğer ülkelerin soğuk savaştan korunmak için yapmış olduğu yeraltı barınakları ve ağları mevcut. Halihazırda bir yeraltı barınak ağları ve yeraltı sistemleri var. Bu sebeple aynı şeyi tekrar yapmaktansa zaten mevcut olanlar insanları, çok sayıda insanları tehlike anında aylar veya yıllar sürecek tahliyelerle buraya yerleştirilebilir. Ve bu barınaklar insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilebilir. Süre olsaydı plan makuldü. Ancak iş işten geçtikten sonra üzerinize bir şey geliyorsa böyle bir plan yapmak çok zor. Elbette bir çarpışma esnasında olacakları düşünmektense asteroid günü bilim insanları bir çarpışmayı önlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü tarihimizde ilk kez gezegenimizi savunabileceğimiz teknolojiye sahibiz. İnsan asteroide karşı. Dünyamız evrimleşiyor. Gezegenimiz kendini uzayın en tehlikeli tehdidine karşı koruyabilme noktasında. İnsanlar artık gezegenlerini koruyabilme potansiyeline sahipler. Asteroid gününün amacı bilim insanlarına mekanik bilgilerini işe yarar bir küresel savunma sistemine dönüştürmelerinde yardımcı olmak. Asteroid gününün yapabileceği şeylerden biri de bu, insanlara destek olmak, onları teşvik etmek ve onların kıymetini bilerek kendilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak. Yapılması mümkün olan birkaç teknik var. NASA göktaşlarına tutunabilecek bir robot geliştiriyor. Tutunduğu zaman robot roketlerini ateşleyecek ve göktaşını güvenli bir noktaya itecek. Yer çekimi traktörü denen bir şey de var. Bu bir taraftan göktaşının yörüngesini yavaşça değiştiren bir şey. Başka bir teknik de güneş ışığını bir ayna ile yüzeye yansıtarak kayaları eritmek ve daha sonra parçaları uzaya uçurmak. Göktaşını diğer yöne itmek. Bir yüzünü lazerle vurma ihtimalimiz de var. Çok güçlü bir lazerin böyle bir şeyi yeryüzünden yapma şansı bile var. Yani aslında fikirler oldukça fazla.
Ancak bir göktaşını başarılı bir şekilde savurmak için bilim insanlarının daha fazla bilgiye ihtiyacı var. Asıl sorunumuz, aslında tüm göktaşı görevlerinin ortak sorunu, göktaşının hangi maddeden oluştuğunu henüz anlamamamız. Bu yalnızca bileşen olarak değil, aynı zamanda yapısal olarak da anlamadığımız bir şey. Bu işi çözmek amacıyla NASA bir göktaşı yakalama görevi için hazırlık yapıyor. Göktaşı yönlendirme görevi, bir göktaşını astronotların inceleyebilmesi için ayın yörüngesine sürüklemek. Plan, göktaşından bir parça elde edip onu ayın yörüngesine taşımak. Pasadena, Kaliforniya'da Jet Propulsion Laboratuvarı'nda kelimenin tam anlamıyla bir uzay kayasını çantaya atmak için bir teknoloji geliştiriliyor. Göktaşının yakalanması ve parçalanmasını engellemek için bir şişirilebilir çanta kullanılacak. Yakalandıktan bir yıl sonra göktaşı dünyanın uydusunun yörüngesine yönlendirilecek. Daha sonra NASA uzay aracını karşılamaları için iki astronot gönderecek. Onlar da çantayı açacaklar ve ürüne ulaşacaklar. Böylece NASA, Nari'nin göktaşını inceleme şansı bulacak. Bu, göktaşlarına karşı savunma üzerinde çalışan bilim insanları için eşsiz bir bilgi olacak. Ancak bazı göktaşları o kadar büyük ki onları savurmak için aşırı tedbirler alınması gerekiyor. Çok daha büyük cisimler için daha fazla enerji gerekiyor. Yani büyük ihtimalle yapmanız gereken şey daha alışılmışın dışında teknikler kullanmanız. Mesela nükleer teknikler, ama bu son çare olarak kullanılır. Fırlatma rampasına konacak olan nükleer silahlar son çare olmadan kullanmak isteyeceğimiz bir şey değil. Bir göktaşını nükleer silahla vurmadan önce çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü parçalanma riski var. Ve parçalara ne olacağını kontrol edemeyiz. Daha makul ve güvenli bir yöntemse bir top mermisinin uzaydaki karşılığı olabilir. Kinetik bir çarpma aygıtıyla göktaşı sert ve ağır bir robotik prop darbesiyle güvenli bir yere gönderilebilir. Bu teknik çok umut verici ve üzerinde testler yapılmaya başlandı bile. 2014 yılında Profesör Peter Schultz, NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nde yapacağı kinetik çarpma aygıtı testini kayıt altına alması için Discovery'yi davet etti. Bu benim küçük göktaşım ve bunu aşırı bir hızla ateşleyeceğimiz küçük bir topla itebilecek miyiz göreceğiz. Tıpkı uzayda yapacağımız gibi. Bu laboratuvar testi binlerce kat küçültüldü ve küçük bir top bir robotik uzay aracının yerini alacak. Küçük bir top kullanabiliriz çünkü çok hızlı gidecek. Ve umuyorum ki yeterince hızlı giderse yeteri kadar dürtebilecek. Eğer yavaş giderse hiçbir etkisi olmayabilir. Ateş hazır. Mükemmel mermi hızını bulmak çok önemli. Çok yavaş giderse hiçbir etkisi olmaz. Çok hızlı giderse de göktaşı patlayabilir. Dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Eğer kinetik çarpma aygıtını göktaşının yapısını anlamadan kullanırsanız, göktaşının bir parçası kırılır. Ancak yörüngesi değişmeden yoluna devam eder. Bu yüzden bu işi nasıl yapacağınız konusunda çok dikkatli olmalısınız. Hey Pete. Evet. Sence 27.3 yeterli mi? Evet, bu olur. Bu iyi bir basınç. Tamam. Pekala, hazır mısınız? Evet, biz hazırız. Kameralar kuruldu, başlamaya hazır. Evet, biz de hazırız. Yüksek gerilim iyi. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım. İşte başlıyor. Ha, iyi dağıldı. Şuraya bak. Çok iyi. Saniyede 5.12 kilometre. Harika, çok iyi. Pekala. Vay canına. Şuna bakın. Aa, bu harika. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar oldu. Şimdi patlatmadığımızı görebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ancak henüz bilmediğimiz şey, yeteri kadar itip itmediğimiz. Bunu öğrenmenin tek yolu da en yavaş kameralara bakıp göktaşının oynayıp oynamadığını görmek. Bu bize gereken bilgiyi verecek. Bu yavaşlatılmış bir görüntü ve tek görülen şey çizgiler. Hareket etmeye başladığı burada görünüyor. Yani dünyayı kurtardık.
Schultz'un deneyi tam ölçekli bir test yapmaya yetecek kadar umut vaat ediyor. Laboratuvarda bu testleri yapmak sürecin temel adımı ve son derece önemli. Bu evreye geçtiğimize göre artık dışarı çıkmalıyız ve bu testi gerçekten uzayda yapmalıyız. Schultz'un laboratuvar deneyini uzaya taşımak hiç de kolay bir iş değil. Yapılması gereken şey saatte 90 bin kilometre hızla giden bir göktaşını uzayın milyonlarca kilometre derinliğinde araba boyutlarında bir gülleyle vurmak. Avrupa Uzay Ajansı'nın araştırma merkezi ESTEC'in görev menajeri Ian Carnelly bu sorunla doğrudan ilgileniyor. Elimizde yalnızca küçük çaplı laboratuvar testleri var ancak uzayda ne olur bilemiyorum. İlk adım uygun bir hedef bulmak. Amacımız göktaşını yörüngesinden saptırmak değil. Çünkü böyle bir durumda yanlış bir yörüngeye sokma şansımız var ve bunu istemiyoruz. Dünya yakınlarındaki göktaşlarına çok dikkatli yaklaşılıyor. Bilim insanlarının savurdukları zaman dünyaya çarpacak bir yörüngeye girmeyecek bir göktaşı bulmaları gerekiyor. Şansımıza bu iş için mükemmel bir doğal laboratuvar var. Didymos isimli bir göktaşı ve Didymos'un çevresinde küçük bir uydusu bulunuyor. Buna Didymoon adını verdiler. Plan Didymoon'u vurmak ve bunu yaparken büyük göktaşlarına dokunmak. Yapılacak şey göktaşının uydusunu hareket ettirmek ancak bunu yaparken aynı yörüngedeki büyük göktaşını oynatmamak. Avrupa Uzay Ajansı NASA ile birleşerek dünyayı bu gerçekten kurtarmak için bir prova yapmayı planlıyor. Bu büyük bir görev. Bu ikili bir göktaşına ulaşılması gereken ilk görev. Avrupa Uzay Ajansı ve NASA iki adet prob göndermeyi düşünüyor. Bunlardan birincisi 2020 yılının sonlarına doğru uzaya gönderilecek. Avrupa Uzay Ajansı'nın AIM adlı aracı bir robotik uzay laboratuvarı. Gelişmiş fotoğraflama ekipmanlarıyla ve sensörlerle dolu. Araç kendini Didymos ve Didymoon'un etrafında uçuracak, nano uydularını bırakacak ve önemli ölçümler edinecek. Daha sonra NASA'nın DART probu yani bir top güllesi rolündeki uzay aracı saatte 22 bin kilometre hızla Didymoon'a çarpacak. Avrupa Uzay Ajansı'nın AIM probu da Didymoon'un sapmasını ölçecek ve testin işe yarayıp yaramadığı görülecek. AIM orada DART'ın göktaşına çarpmasını izlerken bizler de eğer gerçek bir tehdit olursa bununla nasıl başa çıkabileceğimiz hakkında ihtiyacımız olan her şeyi öğreneceğiz. Görevin 2020 yılında gerçekleşeceğine karar verilmiş olsa da gereken maddi destek henüz sağlanmış değil. Kendimize şunu sormalıyız. Bilim insanlarının çok önemli olduğunu düşündüğü bir şeyi politikacılar neden maddi olarak desteklemiyor? Göktaşı tehdidine karşı bir toplumsal bilinç yaratarak Asteroid Günü dünya hükümetlerini küresel savunmaya maddi destek sağlamak adına teşvik ediyor. Bildiğimiz kadarıyla eski dinozorların bir uzay programı yoktu ve bu onlara pahalıya patladı. Asteroid Günü çok önemli çünkü bu bize dünyada yalnızca bir yolcu değil, aynı zamanda mürettebatın bir parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Asteroid Günü harika bir şey ve bunun sebeplerinden biri katılan insanların çok farklı topluluklardan gelmeleri. Bize katılan bilim insanlarının, astronotların ve ünlülerin hakkını ödeyemeyiz. Aslında herkesin bize katılmasına ihtiyacımız var bizim. Herkesin. Asteroid Günü 2016'nın her zamankinden daha fazla insana ulaşacağı düşünülüyor. Discovery ekibi bilim insanları değil, ancak dünya çapında milyarlarca izleyicileri var ve bir platform görevi görebilir. Bu hikayeyi hayata geçirebiliriz ve izleyicilerimizi bilgilendirip aramıza katılmalarını isteyebiliriz. Dünya popülasyonunu bir araya getirebiliriz ve politikacılarımızı teşvik etmek için dünya çapında bir bilinç oluşturabiliriz. Yalnızca bir halk desteği olursa, devletler bu uzun vadeli programa maddi yatırım yapmaya gönüllü olur. Sizin bu göktaşı tehdidinin farkında olmanız ve hükümetlerin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak için katkıda bulunmanız çok önemli. Bunu başarabiliriz. Bu tehdidi fark edip yüksek bir ihtimalle atlatabiliriz.